şöyle etiketiyle göstermek istiyorum. Yerli koronavirüs aşısı Turkovak acil kullanım onayını aldı ve seri üretimine başlandı. Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvardan duyurdu. Yerli inaktif COVID-19 Turkovak aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda ve üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Bakan Koca, 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanları tarafından %100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduğu ifadelerini kullandı. Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından %100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece COVID-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri oldu. Dolum tesislerinde dolumu etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor. Üretim başlamış oldu. Ekranlarda da zannediyorum arkadaşlar yansıtmış oldular. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi Turkovak'ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısı. Bakan Koca, gelecek haftadan itibaren aşının tetkiklerinin biteceğini belirterek gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastaneleri olmak üzere yıl bitmeden yaygın kullanıma geçireceğini söyledi. Halk sağlığı tarafından ve devamında bizim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz rehberliğinde bir takım tetkikleri yapılıyor olacak. Zannediyorum gelecek haftadan, yani bir hafta 10 gün içerisinde bu tetkikler biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren, gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Yıl bitmeden efendim. Törendeki konuşmasına Türkiye'nin ilk yerli COVID-19 aşısı Turkovak'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının geliştirilmesinde ve üretiminde görev alanları tebrik etti. Aşımızın geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan herkesi ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Dünyayı 2 yıldır kasıp kavuran COVID-19 salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının Türkiye'de üretilebilir hale gelmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, Turkovak aşımız milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür diye konuştu. Dünyayı 2 yıldır kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının ülkemizde üretilebilir hale gelmesi fevkalade önemlidir. Bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen Turkovak aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşı Turkovak'ı da sunabileceklerini belirterek vatandaşları Turkovak aşısını yaptırmaya davet etti. En kısa sürede randevularını alarak Turkovak aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara da aşının etkinliği hakkında bilgi verdi. PCR'ı pozitif olan, şikayeti olan larla değerlendirildiği zaman şöyle bir sonuca vardık. 60 PCR'ı pozitif olan, yani COVID-19 olan ve şikayeti olan arasında Turkovak kolunda sadece 20 kişi, karşı kolda 40 kişi vardı. Bu da bizim aşımızın açıkçası biraz daha etkili olduğunu gösterdi. 40'a 20 gibi. Ve asıl güzel olan, bizi mutlu edense şöyle, hastaneye yatan
yoğun bakıma yatan, oksijen alması gereken veya yoğun bakımda daha ağır tedavi olması gereken hiç hastamız olmadı efendim. Bu bizim için açıkçası çok büyük gurur ve bir başarıydı. Bu ilk yaptığımız çalışmada. Bir ikinci çalışmamız var efendim. O çalışmamızda da daha önce aşı olmuş olan kişilere biz Türkovak aşısını ve karşı kolunda da diğer inaktif aşıyı yapmıştık. Oradaki karşılaştırmada da hatırlatma dozu, rapel dozu olarak bizim aşımız uygulandığında yaklaşık 4 katın üzerinde artış olduğunu ve herkesin tam cevap verdiğini gördük.